Merhaba kardeşlerim. Bugün günlerden Doberman. Almanların en sevdiğim iki şeyinden bir tanesi. Biri köpekleri, ikisi arabaları. İkisini al, geriye kalan bütün Almanları at gitsin. Ya böyle bir karakter, böyle bir haysiyet yok ya. Dünyanın en iyi bekçi köpeği arkadaşlar. Yani bekçi deyince akla Doberman geliyor. Bulunduğu alanı sahiplenme olsun. Sahiplerine karşı koruma içgüdüsü olsun. Çok oyuncu bir köpek değil. Hani aşırı hiperaktif şu bu öyle bir durumu yok. Aslında hani ağırbaşlı efendi bir köpek. Gene tabii sahibinin ona ne verdiğine bağlı. Yani nasıl bir yaklaşımda bulunduğuna bağlı. Çok sert hırçın da olabiliyor. Tam tersi hani yumuşak pofuduk bir şey de olabiliyor. Ama görüntü itibariyle İnsanlar genelde hani uzak durmayı tercih ediyorlar. Bir Doberman'la kimse baş başa kalmayı istemez yani. Onun dışında hani çok bir sert bir tarafı yok aslında köpeğin. Yani gayet ılımlı, uysal, kendi halinde. Çok fazla aman aman bir ilgi istemiyor. Bahçede serbest bırak beni yeter diyor. Doberman'ın tarihi çok eski bir köpek değil arkadaşlar. Yani taş çatlasın 100 yılı var yani. Bu da diğer köpeklerden türetildiği düşünülüyor. Genelde ön planda Great Dane dedikleri bu Danoa, Türkiye'deki Danoa cinsi köpeklerden üretildiği düşünülüyor. Doberman'ın bir güzel tarafı sadece iki rengi var arkadaşlar. Bir koyu daha siyah olanı var. Bir de ona nazaran daha açık kahverengi tipte olanı var. Bu gördüğünüz Great Dane, Scooby-Doo, işte bundan türediği düşünülüyor. Buradaki arkadaş dağ aslanıyla oyun oynuyor. Yani bu da şu demek aslında, çok kolay korkan bir köpek değil. Ha, korkusuz mu? Yüzdeye vurursan %70-80'lerde çıkar korkusuzluğu. O iki renginden birisi bu arkadaşlar, bu arada. Korkusuz mu? Tamamen korkusuz değil. Hani illa ki hani bunda tırstığı köpekler var. Ama hani diğer nasıl diyeyim boyutlara, emsalleri köpeklere nazaran Doberman daha önde gelir. Doberman'ın da belli boyutları yani ırk standartları olan bir köpek. Kendini kabul ettirmiş bir köpek. Onun dışında Türkiye'de çok yaygın değil. Yani aman aman her gittiğin yerde karşına çıkacak bir köpek değil. 10 köpekten en fazla hani bir tanesi belki Doberman çıkar. Geriye kalanlar diğer cinsler. Ev içerisinde rahat bakılır. Tüyleri çok kısa, dökülmüyor kolay kolay. Doberman gördüm daha önce hani arkadaşlarım da var besleyenler. Gayet kolay bakılabilen bir köpek. Serini fazla sevmiyor. Yani soğuk iklimler tercihi değil. Kolay kolay hastalanmıyor. O ayrı bir mevzu. Onun dışında kolay eğitilebilir bir köpek. Yani komutları kısa zamanda aklına yazıyor, kabul ediyor, uyguluyor. Ama gene de ev içerisinde hani başıboş bırakılacak bir köpek değil bahçede. Yani güzel bir eğitim aldıktan sonra eve gelenlerin misafir olduğunu ya da kötü insan olduğunu ayırt edebiliyor. Onun dışında yani gelen herkese saldırabilme özelliği var. Olabiliyor. Hani eve gelen misafirmiş, çocukmuş, işte şeymiş. Bunları pek düşünmüyor Doberman. Onun dışında diğer köpeklerle kıyaslayacak olursak hızlı, çok hızlı koşması atletik zaten hani vücudunun genel yapısı o koşuya tasarlanmış gibi bir şey. Yani tazı tipinde olan köpeklerden. Enerjik. Ama dediğim gibi hani öyle vurup kırıp parçalama bizdeki malinoslar gibi hani şey yok yani öyle huyları. Daha akıllı. En azından bir döşeğin üstünde yatıyor yani. Bizim malinoslar sağ olsun önce döşeyi parçalıyor ondan sonra yatıyor.
Bunlarda öyle değil. Yavruları hani daha o şeylerdeyken kendini belli ediyor zaten. O boyutlardayken. Bir de böyle kulak kesme olayları var arkadaşlar Dobermanlarda. Zaten Doberman'ın ihtişamını bence hani sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi kulağının kesilmiş olması. Ya kulağı söylendiği zaman hani vahşice geliyor insana ama kulaklar kesik değilse Doberman hani av köpeği gibi bir şey oluyor görüntü itibarıyla. Ama kulakları kesildikten sonra şeytanın önünde gideni oluyor ya tipe bir bak. Aa dediğim gibi hani düzgün bir eğitimle tamamen zararsız olan hayvanlardan. Boyut olarak büyük, hani orta boydan bir tık ileride, büyük boylardan. Yeme içme olarak aslında çok bir şey yiyip içmiyor. Normal standart mamalarla bakabiliyorsunuz. Hani bunlar için Great Dane, Danoa ataları deniliyor ya. Danoa'nın yediğinin dörtte biri buna yeter de artar yani. Bu şekilde evde bakıldığı sürece hani yemek terbiyesi, tuvalet terbiyesi verilebiliyor. Dinliyor, söz dinliyor. Bakımı kolay dediğimiz gibi. Onun dışında da can candır yani arkadaşlar. Doberman çok bir tercih edilecek köpek mi? Sizin köpekten ne beklediğinize bağlı. Ha benim bahçemde dursun, işte evimi korusun. Hani bahçede bir ses olsun. O bize baksın, biz ona bakalım hesabı. Düşündüğünüz, hani tipsiz, çirkin bir şey olsun dediğiniz köpekse o Doberman. Evet. Aa, Doberman çok bir iş köpeği mi? Çok kullanışlı değil. Hani iş köpeği olarak. Yani aşırı bir zekası yok. Ama dediğim gibi hani belli konularda diğerlerinden açık ara önde. Koruma köpeği olabilir. Bekçi köpeği zaten en başta gelir. Ya dünyanın en iyi bekçi köpeklerinden birisi yani Doberman. Bu arkadaş Danoa, Dalmatça tipinde. Bu da aynısı mı? Evet, aynısı. Danoalarda da mesela hani bazılarında kulak kesiliyor. Ya köpek o zaman mükemmel görünüyor. Hani dediğim gibi kulağa vahşice geliyor kulağının kesilmesi şu bu ama veteriner ortamında ya sünnet olmak gibi bir şey yani şu köpeklerde bence hani kulak kesilmesi. Zaten hani uyuşturuluyor hayvanın canı yanmıyor bilmem ne. Kulağa sadece hani görüntü itibariyle estetik ameliyat hani şekil veriliyor. Bunda bilmiyorum hani kulağa vahşice geliyor ama vahşilik bir durum yok yani ortada. Görüntü itibariyle mükemmel oluyor. Bu aslında şunu tetikliyor hayvanda. Hayvanlar için değil de insanlar hani o tipte bir hayvanı görünce uzak duruyorlar. Yani öyle yılışık hareketlerde bulunmuyorlar. Ya da ne bileyim hani kovalama cesareti bilmiyorum hani bir Doberman'ı herkes kovalayamaz yani şey olarak. İşte hani hayvana iyi geldiğini düşünüyorum. Yapın demiyorum şey olarak. O tavsiyeyi veremem ben size ama kendi fikrim, kişisel görüşüm görüntü itibariyle hayvanı mükemmelleştiriyor yani. Ya bu şu demek oluyor aynı zamanda. Hani herhangi birisine sahiplendirdiğiniz zaman sahibi daha düşkün olur. Yani çok güzel görünen bir köpeğe. Yani bu insanın doğasında var. Güzel görünene düşkün olunuyor yani. Hani bir araba güzel görünüyor ki rağbet görüyor. Ne bileyim hani bir insan güzel oluyor ki rağbet görüyor. Onun gibi bir şey yani. Onun dışında hani çok da bir söylenecek bir şey yok arkadaşlar Doberman hakkında. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.